Herkese merhaba, ben Coşkun. Bu videomda sizlerin yanlış telefon tercihi yapmamanız adına 10.000 ve 15.000 TL bandı arasında bulunan fiyat performans anlamında dikkat çeken telefonları sizler için listeleyeceğim. Hiç vakit kaybetmeden ilk önereceğim modele geçelim. İlk önereceğim model Samsung'un yeni satışa sunmuş olduğu Galaxy A34 modeli olacak. Satış fiyatı ortalama 10.000 TL. Bu telefonun fiyatına göre rakipsiz olduğu çok fazla noktası mevcut. Samsung A34'ü artık yeni tasarım diliyle getiriyor. S23 ile tasarımı birebir aynı. Fazlasıyla sade ve hoş bir tasarımı var. Ekran boyutu 6.6 inç olduğu için tek elle kullanımı birazcık zor. Ekranın çözünürlüğü Full HD Plus Super AMOLED. 1000 nit'e kadar da çıkabiliyor. Renklerin doygunluğu ve canlılık seviyesi iyi. Video tüketirken de fazlasıyla keyif verecektir. Ekran yenileme hızının 120 Hz olması da gayet iyi. Bu fiyat bandındaki çoğu telefonda 120 Hz hemen hemen zaten standart hale geldi. Ki standart hale gelmesi de çok çok iyi. 120 Hz sayesinde telefonun ekranındaki geçişler çok pürüzsüz ve akıcı oluyor. 60 Hz'e kıyasla gözünüze çok ciddi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızası var. Hafızası yetmediği takdirde de hafıza kartıyla yükseltebiliyorsunuz. Yüksek RAM'inden dolayı arka planda çok uygulama açsanız bile çoklu uygulama konusunda problem yaşatmayacaktır. Samsung A34 modelinde orta segmentin en güçlü işlemcilerinden biri olan MediaTek'in Dimensity 1080 işlemcisini kullanıyor. Dimensity 1080 Xiaomi'nin Redmi Note 12 Pro Plus modelinde de kullanılıyor. Günlük kullanımda işlerinizi rahatlıkla halledebilecek ve oyun konusunda sizi kesinlikle üzmeyecektir. Eğer PUBG oynuyorsanız 60 FPS'te akıcı bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Telefon alıp uzun vadeli kullanıyorsanız 5G'yi desteklemesi de tabii ki ekstra bir avantaj. A34 modelinde üçlü kamera dizilimine yer verilmiş. Ana kamerası OIS destekli 48 megapiksel ultra geniş ve makro yardımcı kameraları da mevcut. Bu segmentteki bir cihazda OIS desteğinin olması tabii ki sevindirici. Ön kamerası da 13 megapiksel. Video kaydı sizin için önemliyse 4K'da 30 FPS, Full HD'de de 60 FPS video kaydı yapabiliyor. 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya yer verildiği için dolu dolu yoğun kullanımda bile bir günü rahatlıkla tamamlıyor. A34'ün en büyük dezavantajı diyebileceğim noktası şarj hızının maksimum 25 watt olması ve kutu içerisinde şarj adaptörüne yer verilmemesi. Şarj adaptörünü ekstra satın alacağınız için tabii ki bu da ekstra bir masraf yaratıyor. Parmak izi okuyucu ekranın altına gömülü olarak geliyor ve stereo hoparlör kullanılmış. IP67 sertifikası olduğu için 1 metre derinlikteki tatlı suda 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. Bir telefon için olmazsa olmaz özelliklerden diyebilirim. A34'ün en büyük artısı yazılım olarak Android 13 ile çıkış yapması, 4 ana Android sürüm güncellemesi ve 5 yılda güvenlik yaması desteği alacak. Telefon uzun vadeli kullanacaklar için bu yazılım desteğinin uzun olması tabii ki önemli. Android'in 17 sürümünü bile alacak. Samsung son zamanlarda yazılım konusunda çok iyi işler çıkartıyor. Hemen hemen aynı fiyatlarda Xiaomi'nin yeni satışa sunmuş olduğu Redmi Note 12 Pro 4G modeli sizler tarafından çok soruluyor, alınır mı diye. İsterseniz şimdi onu da cevaplayayım. Redmi Note 12 Pro tasarım ve ekran konusunda her ne kadar iyi olsa da kullanmış olduğu Snapdragon 732G işlemci neredeyse 3 yıllık oyun ve hız konusunda da A34 modeli kadar başarılı değil. Kamera sensör birimi Note 10 Pro ile aynı ve kamerasının optik görüntü sabitleyici bile yok. Daha yeni tanıtılıp satışa sunulan bir cihazın Android 11 ile gelmesi de çok komik bir durum. Zaten Xiaomi Redmi serilerine maksimum 2 ana Android sürüm güncellemesi veriyor. Yani maksimum Android 13 almış olacak. Bu yüzden uzun vadede yazılım konusunda geri kalmış olacak. 67 watt hızlı şarj olabilmesi tabii ki çok iyi. Telefonun zaten iki önemli şeyi eksik bırakılmış. Tabii ki bu bahsettiğim işlemci ve yazılım kısmı oluyor. Şu an Redmi Note 12 Pro 4G modeli A34 ile aynı fiyattayken çok fazla mantığı yok. Resmen Redmi Note 10 Pro'yu makyajlayıp satışa sunmuşlar. Sadece tasarımı değişiyor ve 67 wattlık hızlı şarj desteği gelmiş oluyor. Redmi Note 12 Pro 4G'yi düşünüyorsanız daha uygun fiyatlı olan Redmi Note 10 Pro modelini alabilirsiniz. Ortalama 12.000 TL bandında ise Realme'nin GT2 modeli çok fazla ön plana çıkıyor. Realme son zamanlarda fiyat performans dengesi çok çok iyi cihazlar çıkartarak telefon piyasasına büyük bir atak yaptı. Realme GT2'nin kendine has bir tasarımı mevcut. Çok şaşalı bir tasarımı yok ama fena da değil. 6.62 inç boyutunda bir ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü Full HD Plus AMOLED. HD10 Plus desteğine yer verilmiş ve 1300 nit'e kadar da çıkabiliyor. Parlaklık değeri gayet iyi. Ekranı gerçekten harika, renkleri çok iyi. Ekranı ayrıca 120 Hz'de destekliyor. 8 GB RAM kullanılmış. RAM teknolojisinin LPDDR5 olması da hız konusunda çok önemli bir detay. Çoklu uygulama konusunda kesinlikle problem yaşatmayacaktır. 128 GB dahili hafızası mevcut fakat hafıza kartı desteğine yer verilmemiş. Telefonda hafıza sizin için çok önemliyse bu durum birazcık sıkıntı yaşatabilir. Bu modelin 256 GB'lık hafızalı seçeneği de mevcut. Onun fiyatı da ortalama 15.000 TL. Realme GT2'nin en ön plana çıktığı özelliği kullanmış olduğu işlemcisi. Realme GT2 modelinde Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisini kullanmış. Amiral gemi seviyesindeki bir işlemciyi böyle fiyattaki bir cihaza koymaları gerçekten mutluluk verici. Snapdragon 888 performans konusunda harika işler çıkartıyor. Bulunduğu fiyatta inanılmaz güçlü bir işlemci. Hız konusunda kesinlikle yarı yolda bırakmayacak. Oyunları da full grafikte akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz. Realme gerçekten bu işlemci bu fiyattaki bir cihaza koyduğu için tebrik etmek lazım. 5G desteği de var. Telefon 3
tane kamera mevcut. Ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel. Ana kamerasında Sony'nin IMX766 kamera sensörü kullanılmış. Bu kamera sensörü gerçekten çok güçlü ve başarılı. Ultra geniş ve makro yardımcı kameralara da sahip. Selfie kamerası da 16 megapiksel. 4K UHD'de de 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Kullanılan 5000 mAh bataryası sayesinde yoğun kullanımda bir günde bitirmeniz zor. Pil konusunda sizi yarı yolda bırakmayacaktır. 65 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içerisinden 65 Watt'lık şarj adaptörünün çıkması da gayet iyi. Şarj olma konusunda gerçekten harika işler çıkartıyor. Totalde 30-35 dakikada full şarj edebiliyorsunuz. Gene bu modelde de parmak izi okuyucu ekran altına yerleştirilmiş. Ses kalitesi önemliyse stereo hoparlörde yer alıyor. Yazılım olarak kutudan Android 12 ile çıkış yapıyor. Yakın zamanda Android 13 sürümünü de aldı. Realme bu modeline 3 ana Android sürüm güncellemesi ve 4 yılda güvenlik güncelleştirmesi verecek. Uzun yazılım desteğine yer verilmesi tabii ki iyi bir haber. 500 TL daha fiyat arttırırsanız ortalama 12.000-12.500 TL fiyat bandında Samsung'un yeni satışa sunmuş olduğu A4 modeli de mevcut. S23 ve A34 de aynı tasarım dilini kullanıyor. Sade ve hoş bir tasarımı var. Telefonun arka kısmı A34 ve Realme GT2'deki gibi plastik yapıda değil Gorilla Glass 5 cam malzeme kullanılmış. Elde tutuş hissiyatı çok iyi ve çok premium duruyor. A4 modelinde ekran boyutu birazcık daha küçük tutulmuş. 6.4 inçlik bir yapısı var. Diğer modellere göre tek elle kullanım birazcık daha rahat. Full HD Plus, Super AMOLED, HDR10 Plus destekli bir ekran yapısı mevcut. 1000 nit parlaklık değerine de ulaşabiliyor. Diğer önerdiğim modellerde olduğu gibi bu modelde ekran konusunda sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Renklerin doygunluğu, canlılığı, keskinliği zaten çok iyi. 120 Hz'de ekran yenileme hızına sahip. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya yer verilmiş. Fiyatı birazcık daha düşürerek 128 GB'lık versiyonunu da satın alabilirsiniz. Hafıza kartı desteği de mevcut olduğu için depolama konusunda problem yaşamayacaksınız. Tabii ki çok fazla oyun ve uygulama yükleyen biriyseniz telefonun dahili depolaması önemli. Samsung bu modelde kendi işlemcisi olan Exynos 1380'i kullanıyor. Her ne kadar herkes Exynos işlemci önyargılı olsa da Exynos 1380 Qualcomm'un Snapdragon 778 işlemcisiyle yarışıyor. Performans testlerine yakın benzer sonuçlar veriyorlar ve Exynos işlemcileri artık eskisi kadar ısınma sorunu da yaşatmıyor. Exynos 1380 yeni bir işlemci olduğu için şu an için bazı oyunlarda optimizasyon konusunda çok iyi değil. Örneğin PUBG'yi maksimum 30 FPS'de oynayabiliyorsunuz. Diğer oyunlarda herhangi bir problem yaşatmıyor. Yakın zamanda gelecek güncellemeyle de PUBG'deki bu sorun düzeltilecektir. A4 üçlü kamera dizilimine sahip, ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel, Realme GT2'de olduğu gibi Sony'nin IMX766 kamera sensörü kullanılmış. Bu kamera sensörü Huawei Mate 50 Pro'sunun ana kamerasında da kullanılıyor. Bunu bilmenizde de fayda var. İkinci ve üçüncü kamerası sayesinde de ultra geniş ve makro çekimlerde yapabiliyorsunuz. Ön yani selfie kamerası da 32 megapiksel. Gene video çekimi önemli olanlar için 4K'da 30 FPS, Full HD'de de 60 FPS video kaydı yapabiliyor. 5000 mAh bataryası sayesinde telefonu elinizden düşürmeseniz bile bir günde bitirmeniz çok zor. Maksimum 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ve kutu içerisinden şarj adaptörü de çıkmıyor. Aslında en büyük olumsuz noktası bu diyebilirim. Güvenlik sizin için önemliyse parmak izi okuyucusu ekran altına entegreli bir şekilde geliyor ve ses konusunda da stereo hoparlöre yer verilmiş. IP67 sertifikasına sahip olması da oldukça büyük bir avantaj. 1 metreye kadar tatlısı 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. Bu da demek oluyor ki telefonun üstüne sıvı döküldüğü zaman herhangi bir problem yaşanmayacak. A4 Android'in en son sürümü olan Android 13 ile çıkış yaptı. 4 ana Android sürüm güncellemesi ve 5 yılda güvenlik yazılım desteği mevcut. Samsung'u verdiği uzun yazılım desteği sayesinde gerçekten tebrik ediyorum. 12.500 TL bandında Honor 70 modeline de bir göz atabilirsiniz. En güçlü olduğu tarafı Sony'nin IMX800 kamera sensörü sayesinde fotoğraflarda düşük ışık performansı segmentinin en iyilerinden biri. Telefonun ayrıca tasarım ve renkleri çok hoş. Çok yabana atılmayacak Snapdragon 778 Plus. İşlemci desteği de mevcut. Günlük kullanımda hız konusunda sizi fazlasıyla tatmin edecektir. 66 Watt süper hızlı şarj desteğinin olması da cabası. Telefon kısa sürelerde çok hızlı şarj olabiliyor. Batarya performansı da iyi. Bu modelin eksik noktalarından biri hafıza kartı desteğinin olmaması. Sonuçta kamerası başarılı. Bol bol fotoğraf ve video çekilecek. Bu yüzden depolama kısmı yetersiz gelebilir. Kamerasının optik görüntü sabitleyiciye yer verilmemesi de birazcık üzücü olmuş. 13.000 TL fiyat bandının rakipsiz ve tartışmasız en iyi modeli olan Realme'nin GT2 Pro modelini es geçersek tabii ki çok büyük bir ayıp olurdu. Bu fiyatta alınabilecek her anlamda dolu dolu bir cihaz. Zaten Realme'nin bu modeli piyasaya sürmesinin en büyük amacı kar etmek değil çünkü bu modelle piyasada ses getirerek diğer modellerini satmak istemesi. Realme GT2 Pro'nun 128 GB'lık versiyonunu zaten çoğu yerde bulamıyorsunuz. GT2 Pro modelinde GT2 ile aynı tasarım dili mevcut. Realme'nin kendi has tasarımı. Ekran boyutu 6.7 inç olduğu için tek elle kullanımı zor. Geniş ekranlı bir telefon istiyorsanız tam sizin aradığınız boyutta. Ekran çözünürlüğünün 2K olması gerçekten şaşırtıcı ve çok iyi olmuş. Telefonun ekranı LTPO2 AMOLED ve HDR10 Plus destekli. 1400 nit parlaklık değerine çıkabildiği için güneş altında da rahatlıkla görebileceksiniz. Ekranı en üst segment telefonlarla yarışacak seviyede. Kusursuz bir yapıda diyebilirim. Film izlerken ve oyun oynarken fazlasıyla keyif verecektir. Ekran yenileme hızı da gene 120 Hz. 8 GB RAM'i ve 128 GB dahili hafızası mevcut. Hafıza kartı desteğine yer verilmemesi tabii ki üzücü bir durum. Dilerseniz bu modelin 12 GB RAM ve 256 GB'lık versiyonu da mevcut. Fakat ilginç bir şekilde fiyat farkı çok fazla. RAM ve depolaması haricinde diğer özellikleri
aynı olmasına rağmen 23.000 TL'den satılıyor. Kullanmış olduğu Snapdragon 8 Gen 1 işlemci bu segment çok üstünde ve harika işler yaratan bir işlemci. Xiaomi 12, Samsung S22, Vivo X80 Pro gibi cihazlarda bu işlemci kullanıyor. En üst seviye amiral gemi telefon işlemcisi. Tüm ağır grafikli oyun ve uygulamaların rahatlıkla üstesinden gelebiliyor. Render konusunda da başarılı. Ayrıca 5G'yi de destekliyor. Üçlü kamera dizilimine yer verilmiş. Ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel. Samsung A4 ve Realme GT2'de olduğu gibi Sony'nin IMX766 kamera sensörü kullanılmış. Yardımcı kameraları sayesinde ultra geniş makro ve mikroskop çekimde yapabiliyorsunuz. Selfie kamerası da önemli ise ön kamerası da 32 megapiksel. Bu fiyat bandında bulunan diğer telefonların yapamadığı üst segment cihazlarda bulunan 8K video çekim özelliğine de sahip. Her ne kadar 8K video kaydı yapabilmesi güzel olsa da maksimum 24 FPS'te kayıt yapabiliyor. 4K'da 60 FPS, Full HD'de de 60 FPS video kaydı yapabilmesi de en başarılı özelliklerinden biri. Realme GT2 Pro'da 5000 mAh batarya yer alıyor. Uzun pil performansı isteyenler için memnun bırakacaktır. 65 Watt hızlı şarjı desteklemesi güzel bir haber. Kutu içeriğinden ayrıca 65 Watt'lık şarj adaptörü de çıkıyor. Telefonu çok kısa sürelerde şarj edebiliyorsunuz. Diğer modellerde olduğu gibi gene parmak izi okuyucusu ekran altına gömülü bir şekilde geliyor. Telefonun ses çıkışı sizin için önemliyse stereo hoparlör de yer alıyor. Yazılım konusunda Android'in 12 versiyonuna sahip. 3 an Android sürüm güncellemesi ve 4 yıl boyunca da güvenlik yaması alacak. Yazılım desteği konusunda Samsung kadar iyi olmasa da gayet başarılı. 14.000 TL fiyat bandında çıktığınız zaman Xiaomi'nin 13 Lite modeli de mevcut. Çok ince ve hafif bir telefon istiyorsanız aradığınız model bu olabilir. Tasarımı da gayet şık. Ekran boyutu 6.5 inç, Full HD Plus, HDR10 Plus destekli, AMOLED bir ekran kullanılmış. Ekran yenileme hızı da 120 Hz. Ekran kalite düzeyi ise üst segmente yakın. Renklerin doygunluğu, canlılığı gayet iyi. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızası var. Fakat bu modelde hafıza kartı desteği yok. Qualcomm'un en yeni işlemcilerinden biri olan ve orta segmentte bir hali güçlü ve iddialı olan Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisini kullanıyor. 5G desteği de var. Hız konusunda gayet iyi. Günlük kullanım işlerinizi rahatlıkla halledebileceksiniz. Üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ana kamerası 50 megapiksel. Diğer önerdiğim modellerde olduğu gibi Sony'nin IMX766 kamera sensörünü kullanıyor. Ultra geniş ve makro yardımcı kameraları da mevcut. Ön kamerası da 32 megapiksel. 4K'da 30 FPS, Full HD'de de 60 FPS video kaydı yapabiliyor. 4500 mAh batarya kullanılmış. Normal kullanımda bir günü tamamlayacaktır. 67 Watt hızlı şarjı desteklediği için telefonu kısa sürelerde şarj edebiliyorsunuz. Ve kutu içeriğinden şarj adaptörü de çıkıyor. Parmak izi okuyucusu gene ekran altına gömülü bir şekilde geliyor. Fakat bu modelde ilginç bir şekilde mono hoparlör kullanılmış. Xiaomi geçen seneki modeli olan 12 Lite'de bile stereo hoparlörü yer vermişti. Android'in 12 yazılımına sahip. 3 an Android sürüm güncellemesi ve 4 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Bu cihazı listeye katmamdaki en büyük sebep telefonun çok ince ve çok hafif olması, tasarımının da çok şık olması. Bazı kullanıcılar özellikten ziyade tamamen telefonun inceliğine, hafifliğine ve şıklığına bakıyor. Tasarım odaklı bir cihaz olmuş. Realme GT 2 Pro her ne kadar çıtayı inanılmaz yükseltse de fiyat biraz zorlayarak Samsung'un S21F modeline de bakabilirsiniz. S21F ortalama 14.500-15.000 TL bandında satılıyor. Diğer modeller gibi tasarımı çok iddialı olmasa da klasik Samsung tasarımında 177 gram ağırlığı olduğu için hafifliği çok çok iyi. Ekran boyutu 6.4 inç, Full HD Plus ekran çözünürlüğü var. Ekranın panel türü de dinamik AMOLED 2X. Samsung bu ekran panelini S22 ve S23 serisinde de kullanıyor. HDR10 Plus destekli ve 800 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Amiral gemi telefonlarla yarışacak bir ekran kalitesi var. Renklerin canlılığı, doygunluğu, keskinliği, parlaklığı güzel. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya yer verilmiş. Ne yazık ki bu modelde hafıza kartı desteği mevcut değil. Fakat 256 GB'lık versiyonu da mevcut. Tabii ki onun fiyatı birazcık da artıyor. Performans konusunda 5G'yi destekleyen Exynos 2100 işlemciyi kullanıyor. Bu işlemci Snapdragon 888'de eşdeğer diyebilirim. Test skorlarında hemen hemen aynı puanları alıyorlar. Tabii ki Snapdragon 888 verimlilik ve optimizasyon konusunda daha iyi. Exynos 2100 performans konusunda sizi kesinlikle üzmeyecektir. Hız konusunda her türlü ihtiyacınızı karşılayacak. S21F'de üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ana kamerası OIS destekli 12 megapiksel. Samsung S5K2L'de kamera sensörüne yer verilmiş. Ultra geniş ve telefoto yardımcı kameraları da mevcut. Ön kamerası da 32 megapiksel. 3x optik 30 kata kadar da dijital zoom yapabilmesiyle ön plana çıkıyor. Gökyüzündeki ayın fotoğrafını bile çekebiliyorsunuz. Düşük ışık performans kalitesi de segmentinin çok üstünde. 4K'da 60 FPS, Full HD'de 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Yer verilen 4500 mAh bataryası sayesinde normal kullanımda bir günü tamamlıyor. 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip fakat kutu içeriğinden şarj adaptörü çıkmıyor. Ekstra satın almanız gerekiyor. Bu da tabii ki ekstra bir masraf demek. Kablosuz şarj olabilme ve başka cihazı kablosuz şarj etme özelliği sayesinde telefonu şarj ederken hayatınızı kolaylaştıracak. Diğer modellerde olduğu gibi parmak izi okuyucu gene ekran altına gömülü bir şekilde geliyor. Stereo hoparlörü de mevcut. Bu segmentte çoğu telefonda bulunmayan IP68 sertifikası da mevcut. 1.5 metre derinlikteki tatlısı da 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. Yazılım olarak Android'in 12 versiyonuyla çıkış yapmıştı. Android'in 13 versiyonunu aldı. Samsung diğer modellerinde olduğu gibi S21F'de de 4 an Android sürüm güncellemesi ve 5 yılda yazılım desteği sunacak. Samsung gerçekten yazılım desteği konusunda Android telefon üreticileri arasında rakipsiz
yetersiz. Çünkü Android'in geliştiricisi Google kendi piksel cihazlarına bile bu kadar uzun yazılım desteği vermiyor. Bu listede fark ettiyseniz neredeyse Xiaomi telefon önerisinde bulunmadım. Bu fiyat segmentinde Xiaomi'nin Poco X4 Pro, Poco X5 Pro, 12 Lite Poco X4 GT gibi modelleri mevcut. Fakat bu modellerin hiçbiri önerdiğim modellere göre fiyatları ve özellikleri konusunda üstünlük sağladığı bir noktaları mevcut değil. Samsung, Realme ve Honor markalarını kesinlikle tercih etmem. 10-15 bin TL aralığında sadece Xiaomi telefon alacağım diyorsanız listede yer vermiş olduğum 13 Lite, Poco X5 Pro, 11T modellerini tercih edebilirsiniz. Peki sizler önerdiğim modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir listeye eklemek istediğiniz modeller varsa eğer görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.